PlayStation belki de dünyanın en büyük oyun markası. Aslında kendisi bir oyun değil, ancak oyuna götüren çok güçlü bir araç. Kendisi öyle bir büyük marka haline geldi ki bugün oyun denildiğinde akla gelen ilk şey Sony PlayStation oluyor. Piyasaya sürüldüğü ilk dönemde oyun dünyasında devrim yaratan, sonraki nesillerde ise insanları çılgına çeviren bu makine nasıl oldu da böyle büyük bir marka haline geldi? Teknoloji dünyasının devlerini, serüvenlerini anlattığımız Nereden Nereye serisine hoş geldiniz. Ben Muhammet Enes Cansız. İyi seyirler. Bundan yaklaşık 30 yıl öncesiydi. Oyun konsolu piyasası bir hayli hareketliydi ve günümüzden çok daha ciddi bir rekabet içerisindeydi. O dönem oyun konsolu piyasasını domine eden belli başlı 3 firma vardı. Atari, Nintendo ve Sega. Bu firmalar jenerasyon olarak 5. kuşak oyun konsolları için yeni ürünleri geliştirme aşamasındaydılar. O dönem kompakt disk, yani günümüzün CD diskleri Philips ve Sony birlikteliğiyle geliştirilmişti. Dönemin yükselen teknolojisi olan bu depolama diski bilgisayarlardan ses ve film içeriklerine kadar her yerde kullanılmaya başlanmıştı. Oyun konsolu geliştiren firmalar da bu teknolojiyi yeni nesil konsollarında kullanmak istiyordu. Bu firmalardan biri olan Nintendo, Super Nintendo cihazı için CD tabanlı bir eklenti aygıtı üretmeye karar verdi. Ancak teknoloji yeniydi, dolayısıyla bunu bilen biriyle yapmak gerekiyordu. Nintendo, CD ortamını geliştiren firmalardan biri olan Sony ile masaya oturdu ve firmadan konsolu için CD oynatabilen bir makine tasarlamasını istedi. Geliştirilecek olan bu cihaz Super NES konsola harici olarak bağlanacak ve Nintendo'nun ürettiği CD oyunları ile çalışacaktı. Sony'den bir ekip yaklaşık 3 yıl boyunca bu projeye kendini adadı ve 1991 yılında gerçekleşen CES fuarında yeni cihazı PlayStation'ı tanıttı. Ve bir efsane bu şekilde başlamadı, çünkü Nintendo tanıtımın yapıldığı ertesi günü Sony ile olan anlaşmasını feshetti ve cihazı kullanmayacağını açıkladı. Vazgeçmenin sebebi iki firma arasında yapılan anlaşmadaki lisans haklarıydı. Nintendo'ya göre Sony bu anlaşmayla Nintendo'dan daha fazla hak sahibi oluyordu ve Nintendo'dan daha fazla para kazanıyordu. Bu yüzden Nintendo cihaz daha satışa sunulmadan anlaşmayı feshetti. Durum böyle olunca Sony cephesinde sinirler gerildi. Çünkü 3 yıl boyunca emek harcanan, fonlanan bir cihaz ortağın terki sebebiyle elde kalmış oldu. Nintendo anlaşmayı feshettikten sonra CD ortamını geliştiren diğer firma olan Philips ile anlaşma sağladı. Sony ise geliştirdiği cihazı çöpe atmamak adına yeni bir ortak aramaya koyuldu. Sony ilk teklifini dönemin bir diğer büyük markası Sega'ya sundu. Fakat Sega teklifi geri çevirdi. Çünkü Sony daha önce oyun adına herhangi bir şey geliştirmemişti. Dolayısıyla bu alanda çok yeni ve çok acemiydi. Haliyle sırf yeni bir cihaz geliştirdi diye onunla masaya oturacak değildi. Umduğunu bulamayan Sony elindeki cihaz için bir karar verme noktasına geldi. Dönemin Sony CEO'su Norio Ohga eşliğinde yapılan bir toplantıda şirketin üst düzey yöneticileri ürünün çöpe atılması için şiddetli bir muhalefet kurdu. Hiçbiri Sony'nin oyun alanında ürün geliştirmesine sıcak bakmıyordu. Onlara göre üretilecek herhangi bir oyun cihazı şirketi iflasa bile sürükleyebilirdi. Ancak toplantıda biri vardı ki tüm muhalefete göğsünü siper etti ve "ben bu oyunu kurarım" dedi. Elbette o kişi PlayStation'ın babası Ken Kutaragi'ydi. Ken Kutaragi Nintendo için geliştirilen cihazın baş sorumlu mühendisiydi. Dolayısıyla toplantıda o da bulunuyordu. Büyük tartışmalar sonunda CEO Ohga kendisini PlayStation'ın manevi babası yapacak olan kararı verdi ve Ken Kutaragi'ye ürününü geliştirme iznini verdi. PlayStation için şirket içerisinde konumlanacak herhangi bir birim yoktu. Bu yüzden Ken Kutaragi'ye Sony'nin müzik şirketinde yer açıldı. Ancak konsolu bu şirketin çatısı altında pazarlayamayacakları için Sony Computer Entertainment şirketi kuruldu ve cihaz tümüyle bu şirket içerisinde konumlandırıldı. Ken Kutaragi 1994 yılına kadar PlayStation konsolu için çalışmaları sürdürdü ve 1994 yılında dünya yeni bir marka ile tanıştı. Tarihler 3 Aralık 1994 yılını gösterdiğinde Sony ülkesi Japonya'da PlayStation'ın ilk modelini piyasaya sürdü. İlk gününde 100.000 satan konsol şaşırtıcı bir çıkışla dikkatleri üzerine çekti. Takip eden haftalarda da satış rakamları katlanarak arttı. Ancak asıl kırılma ürünün Amerika pazarında satışa sunulmasıyla yaşandı. Mayıs 1995'te düzenlenen E3 oyun fuarında duyurusu yapılan Sony PlayStation satışa girdiği Eylül ayının ilk 2 gününde stokları sıfırladı. Aynı ayın ortasında Avrupa'da da satışa sunulan konsol aynı başarıyı burada da sürdürdü ve inanılmaz bir talep gördü. Öyle ki Sony talebe yetişebilmek adına lojistiği özel jetlerle sağladı. Sony PlayStation'ı başarıya ulaştıran farklı etmenler vardı. Ancak bunlardan en önemlisi grafik teknolojisinde yaptığı 3 boyut devrimiydi. Oyun konsolları o döneme kadar 2 boyutlu görüntü sunuyorlardı. Sony geliştirdiği konsolda 2 boyutlu hareketli görüntülere değil 3 boyutlu grafiklere yer verdi. Zaten cihaz CD ile çalışıyordu ve dolayısıyla 3 boyutlu görüntüyü depolayacak kadar yeterli alana sahipti. Bu tercih cihaza olan ilgiyi inanılmaz arttırdı. Çünkü daha önce dümdüz gördüğünüz bir oyun alanını bu kez her yönüyle gerçekçi bir şekilde görüyordunuz. Bir diğer nokta konsolun sahip olduğu oyun kütüphanesiydi. Çıkışıyla birlikte 17 farklı oyuna sahip olan konsol sadece 2 yıl içerisinde bu sayıyı 400'e ulaştırdı. O dönemlerde böyle bir oyun kütüphanesi hiçbir konsolda yoktu. En yakın rakip Sega Saturn'de bile bu sayı 200'dü. PlayStation'ı başarılı kılan son detay ise elbette fiyatıydı. Duyurusunun yapıldığı gün rakiplerinden $100 daha düşük fiyata satılan bu konsol hem dikkat çekici özelliklere hem de uygun fiyata sahipti. Haliyle insanlar daha az sayıda oyuna sahip daha pahalı bir oyun konsolu almak yerine PlayStation'ı tercih etti. 1996 yılına gelindiğinde Sony dünya çapında 7 milyon PlayStation sattığını açıkladı. Bu başarı Sony'ye inanılmaz bir kazanç sağladı. Sonraki dönemlerde de artan satış rakamları gelecek nesiller için de ipucu veriyordu. Aradan geçen 5 yılın sonunda PlayStation yarattığı büyük sükseyi ikinci modeliyle devam ettirdi. 2000 yılında Sony DVD ile çalışabilen ve aynı zamanda kendinden DVD oynatabilen PlayStation 2 modelini kullanıcılara sundu. İnsanlar satış gününü kapılarda yatarak bekledi ve satış rakamları ilk PlayStation sürümünü çok kısa sürede geride bıraktı. O dönemler DVD filmciliği çok popülerdi ve Sony zaten dağıtımını üstlendiği birçok filmi yeni cihazı PlayStation 2 üzerinde de oynatabilme imkanı sundu. Bu önemli bir detay zira $299 fiyat ile satışa giren PlayStation 2 dönemin hem oyun konsolu hem de en uygun fiyatlı DVD oynatıcısı olarak kullanıcılar için çok avantajlı bir cihaz olmuştu. Cihaz ayrıca geriye dönük uyumluluk desteği sunuyordu. Bu sayede PS1 kütüphanesine sahip olan oyuncular aynı oyunları yeni konsolda da oynayabiliyordu. PlayStation 2 inanılmaz satış rakamlarına ulaştı ve toplamda 155 milyon adet satarak dünyanın en çok satan oyun konsolu unvanını aldı. Tarihler Kasım 2006'yı gösterdiğinde ise yepyeni bir oyun deneyimi sundu. Online ve HD oyunculuğa geçişi sağlayan PlayStation 3 modeli tüm dünyaya tanıtıldı. Yeni konsol çok yakışıklıydı ve disk tarafında Blu-ray ile çalışıyordu. O dönemlerde Blu-ray ve HD DVD formatları ciddi bir rekabet halindeydi. Konsolun Blu-ray ile piyasaya çıkması bu rekabetin de bitmesine ön ayak oldu. Kablosuz bir kumanda, oyun içerisinde yer almanızı sağlayan harekete dayalı move kumandalar PlayStation 3 için dikkat çeken geliştirmelerdi. Ancak yeni konsol satışa sunulduğu dönemde önceki modeller gibi yeterli ilgiyi görmedi. Çünkü konsol $499'dan başlayan bir fiyat etiketine sahipti. Bu fiyatlandırma önceki modellerin neredeyse 2 katıydı. Haliyle oyuncular cihaza mesafeli yaklaştı. Konsola mesafe koyan sadece oyuncular değildi. Oyun geliştiriciler için de PS3 modeli pek cazibeli görünmüyordu. Zira konsol çok karmaşık bir işlemci mimarisine sahipti. Bu mimari için IBM ile çalışan Sony her ne kadar konsolun çok güçlü olduğunu anlatsa da oyun yapımcıları için geliştirme süreci çok zahmetliydi. Ayrıca konsol geriye dönük uyumlulukta yeterince iyi değildi. Önceki nesil konsol oyunlarını oynatabilmek sadece bazı modeller için mümkündü. Selefi gibi görsel medya desteğine sahip olan PlayStation 3 yine PS2 modeli gibi uygun fiyatlı bir medya oynatıcısı konumundaydı. Ancak satış rakamları ilk nesil PlayStation sürümünün bile gerisinde kaldı. Elbette o dönem rekabete Xbox da dahildi. Ancak genel olarak PlayStation 3 modeli ne oyuncular ne de geliştiriciler tarafından pek fazla benimsenmedi. Kasım 2013 yılına gelindiğinde ise Sony önceki nesildeki başarısızlığını düzeltebileceği yeni konsolu PlayStation 4'ü tanıttı. O döneme kadar geliştirilmiş en güçlü konsol olan PlayStation 4 geçmiş hatalardan ders alınarak hazırlandı ve PC ile benzer bir mimari ile geliştirildi. Fiyat tarafında ise $399'lık bir etiket belirlendi. Yeni konsol 4K çözünürlük ve HDR desteğiyle geldi. Her ne kadar oyunlarda 4K desteğini tam anlamıyla sunamasa da medya oynatımında bu desteği sonuna kadar kullanıcılara sundu. Geriye uyumlulukta cihaz ne yazık ki önceki nesillerin oyunlarını disk ile oynatamıyordu. Ancak PS Now hizmetiyle bu oyunlara erişim mümkündü. PlayStation 3 oyunları ise en iyilerinin remaster sürümleriyle PS4 sürümüne geldi. Ayrıca Sony 3 nesildir sabit tuttuğu kontrolcüyü de yeniden elden geçirdi. 3 yıl sonra ise Sony kendi tarihinde bir ilki gerçekleştirerek 2016 yılında kullanıcıların karşısına yeni bir ara model ile çıktı. PlayStation 4 modeli o dönem artan oyun çözünürlükleri karşısında güç kaybetmeye durunca Sony mevcut modeli PlayStation 4 Pro adıyla güncelledi ve yeni bir konsol olarak sundu. Yeni model temel olarak PlayStation 4 ile aynı altyapıya sahipti. Tek fark daha gelişmiş bir grafik işlemci ve daha yüksek bir çözünürlük desteğiydi. Oyunlar iki konsolda da çalıştı ancak dileyen geliştiriciler PlayStation Pro modeline daha özenli, daha yüksek çözünürlüklü, grafikli eklentiler ekleyebiliyordu. Esasen görüntü kalitesi tarafında pek anlaşılır bir fark olmasa da akıcılık tarafında PlayStation 4 Pro modeli konsol oyunculuğunu 60 FPS ile tanıştıran ilk modellerden biri oldu. Bununla birlikte PlayStation 4 modeli PlayStation 3 başarısızlığını telafi ederek en çok satan ikinci oyun konsolu unvanını aldı. Toplam Toplamda 116 milyon adet satan konsol günümüzde hala üretime devam ediliyor ve hala satışı gerçekleştiriliyor. Ve geldik nereye dediğimiz kısma. Aranan ancak bulunamayan adam PlayStation 5'e. 2020 yılının Kasım ayında Sony yeni nesle yepyeni bir cihaz ile adım attı. Fütüristik tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken PlayStation 5 modeli aynı şekilde tasarlanmış bir kontrolcüyü de beraberinde getiriyordu. Tarihinde ilk kez disk okuyuculu ve disk okuyucusuz model sunan Sony, diskli versiyonu 499, disk olmayan versiyonu ise $399 fiyat etiketiyle kullanıcılara sundu. PlayStation 5 süper hızlı SSD ve üst düzey güç üretebilen AMD tabanlı grafik işlemci kullanıyordu. Bu sayede desteklenen oyunlarda gerçek 4K oyun deneyimi ve 8K içerik oynatma desteği PlayStation 5 ile mümkün hale geldi. Yeni konsol aynı zamanda yeniden tasarlanan ve dokunsal geri bildirim ile uyarlanabilir tetik sistemi sunan DualSense kontrolcüye de sahipti. Titreşim sistemi oyunda gerçekleşen aksiyona göre farklı tepkimeler sunarken tetikler kullanılan şeye göre kendi sertliğini ayarlayabilen bir teknolojiye sahipti. Öte yandan geriye dönük uyumlulukta PlayStation 5 modeli neredeyse tüm PlayStation 4 oyunlarını sorunsuz bir biçimde çalıştırabiliyorken önceki nesil oyunlarda da kısmi destek sunabiliyordu. Ancak genel olarak bu konsolun en talihsiz olayı denk geldiği Covid pandemisi ve çip üretim krizi oldu. Kriz nedeniyle üretimde yaşanan aksaklıklar, pandeminin yol açtığı talep patlaması ile birleşince PlayStation 5 üretimi tüketicileri doyuracak seviyeye ulaşamadı. Dolayısıyla düşük stok nedeniyle hala daha dünya genelinde konsola ulaşabilmek çok zor. Buna rağmen Sony açılış satışlarında son derece başarılı ilerliyor. Şimdiye kadar açıklanan verilere göre konsol 20 milyon barajını geçmiş durumda. PlayStation 5 modeli bazı yorumlara göre görebileceğimiz son PlayStation modeli olabilir. Zira son dönemde bulut üzerinden oyunculuk oldukça popüler olmaya başladı. Dolayısıyla gelecek nesilde yeni bir konsol yerine farklı bir hizmet görebilme olasılığı da mevcut. Elbette bunları konuşmak için çok erken. İşte bir neslin en iyi arkadaşı olan Sony PlayStation efsanesi bu şekilde doğdu ve yoluna bu şekilde devam ediyor. Birbirinden farklı konsolları ve güzel oyunları bizlere sunduğu için Ken Kutaragi abiye buradan saygılarımızı gönderiyoruz. Bu arada videoda yer vermediğim taşınabilir PlayStation modelleri var. PSP, PSP Go ve PSP Vita adını alan bu konsollar belli aralıklarla geliştirildi ancak 2019 yılında geliştirilmeleri sonlandırıldı. Belki de bir başaramayanlar konusu olarak bunları konuşabiliriz. Evet, Nereden Nereye serisinin ilk videosu burada sona eriyor. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.